salli ala seyyidina ve selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. İtikafa girenlerin itikaflarını da Cenab-ı Hak mübarek eylesin inşallah. Bu zikirle alakalı hadislere devam ediyorduk. İnşallah yine buradan birkaç tane hadis okuyaraktan bu akşamı değerlendirelim inşallah. Biz genelde yıllardan beri bayramlara son 10 gün kala son 10 gün ders yapmazdık. Ramazan ya şimdi, işte isteyen gelsin, istemeyen gelmesin. İşi gücü olan işi gücüne gitsin. Hadi dedik, ders yapalım yine. Allah bizi affetsin inşallah. Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretleri naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki cennetlikler hiçbir şeye üzülmez. Ancak üzerlerinden geçip de içinde Allah'ı zikretmedikleri bir ana üzülürler. Malum cennette üzüntü yok. Cennette elem, keder yok. Cennet bu noktada cennet hayatı elemsiz, kedersiz, üzüntüsüz bir hayat. Buradaki üzüntü hayıflanma gibi. Yani böyle saçını başını yolacak noktada değil. Cennet halkı, cennettekiler zikirsiz geçirdikleri zamana üzülecekler. Zikretmedikleri, zikirden uzak durdukları zamana üzülecekler. Başka hiçbir şeye üzülmeyecekler bu dünya hayatında. Dünya hayatıyla alakalı. Ancak ya keşke bu şu zamanda da, keşke bu zamanda da böyle dünya hayatı gözlerinin önünden geçecek ya. Cennetteyken siz dünya hayatında gözlerinizin önünden geçecek yaşadıklarınız. Film şeridi gibi. Yani şurada filanca yerde nasıl yaptıydık? Şöyle olduydu, böyle olduydu. Şurada şunu yaşadık, burada bunu yaşadık. Burada bunu konuştuk, burada bunu yaptıydık. Burada bu sohbeti yaptıydık. Bunlar böyle film şeridi gibi cennettekilerin gözünün önünden geçecek. Cehennemliklerin de gözünün önünden geçecek. Onlar da nerede ne yanlışlıklar yaptılar, eksiklikler yaptılar. Onlar da onu görecekler. Kendi kendilerine şahitlendirecekler, delillendirecekler. İyilerin gözünün önüne yapmış olduğu iyilikler gelecek. İyilik onları şehadet edecek. Kötülerin de gözlerinin önüne kötülükler gelecek. Cennet hayatında, cennette yaşayan insanlar da kendilerince işte diyecekler ki filanca yerde toplanmışız, Allah'ı zikretmemişiz. Veyahut da filanca yerden geçerken biz zikretmemişiz gibi bunları da ne yapacaklar? Gözlerinin önünden geçirecekler. Ve cennet halkı, cennetten üzüleceği tek bir şey var. Allah'ı zikirsiz geçirdiği günler, anlar. Burada bir enteresan hadis-i şerif daha var. Taberani nakletmiş bunu. Kim Allah'ı çok zikretmezse imandan uzaklaşır. Kim Allah'ı çok zikretmezse imandan uzaklaşır. Burada o kimse Allah'ı az zikredenler, Allah'ı az zikreden bir kimse, zikrullahı terk eden bir kimse, şeytan musallat olur. Onun kalbine, onun gönlüne şeytan oturur. Başka bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki kalpte zikrullah olmaz ise oraya şeytan oturur. Ta ki zikrullah başlayıncaya kadar ve tabiri caizse kalbin kapısında bekler, kalbin üstünde bekler, kalbin etrafında bekler. Ta ki kalpte zikrullah kesilsin de oraya yerleşeyim, tekrar oturayım diye. Eğer kalpte zikrullah var ise Cenab-ı Hak oraya tecelli eder sıfatlarıyla. Eğer kalpte zikrullah yok ise şeytan oraya musallat olur, şeytan oraya oturur. Şeytan yerleşir. İşte zikrullahı az yapan bir kimse çok yapmazsa
zikrullah'tan kesilirse, beri olursa oraya şeytan musallat olmaya başlar. Bakın, Allah'ı az zikredenler çok hata yapanlardır. Onlar çünkü kalpleri ilham almaz bu konuda. Ferasetleri kapanır. Etrafıyla olan diyalogları kesilir, bozulur. Bir kimse zikrullah'ı az yapıyorsa eşiyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, etrafıyla diyaloğu bozulur. Etrafıyla olan ilişkileri bozulur. Kendisiyle olan ilişkisi bozulur. Kendisiyle dahi. Kendisiyle bir türlü anlaşamaz. Kendisiyle bir türlü mutlu olamaz. Çünkü kalp ancak zikrullah ile mutmain olacak. Zikrullah ile mutmain olacaksa, o kimse zikrullah'tan uzaksa mutmain olamayacak. Mutmain olamazsa kabız hali olacak. Etrafa devamlı kusur, etrafta devamlı hata, etrafla devamlı sıkıntılı bir zaman geçirmeye başlayacak. Etrafına kusur işleyecek, etrafına hata yapacak, etrafına yanlış davranacak. Sebebi ne? Zikrullah'ın onda az olması. Az zikrullah yapması. Temelli terk ettiyse de zaten şeytanın oyuncağı oldu. Hiç sıkıntı yok. Az yaptıysa o zaman o iman dairesinden uzaklaşması. Burada bir müddet sonra o kimse imansızlıkla baş başa kalacak. Bir müddet sonra küfre düşecek o kimse. Bir müddet sonra ne yazık ki daha büyük hatalara, daha büyük yanlışlıklara doğru yol gidecek. Allah muhafaza eylesin. Bundan kurtulmanın yolu devamlı zikrullah. Bundan kurtulmanın yolu zikrullah halakalarında durmak. Bundan kurtulmanın yolu ehli zikirle beraber olmak. Ehli zikirle beraber olmak. Çünkü zikrin anahtarları var ya, başka bir hadis-i kutside zikrin anahtarı olan kullar vardır. O kullar ne yapar? Onlar görüldüğünde Allah hatıra gelir. Onlar hemen sizi zikrullah'a teşvik ederler. O zikrullah'la hemhal ederler sizi. Kimisi dünyanın anahtarıdır. Sizi hemen dünyalık bir şeylerin peşine koşar. Kimisi kadın anahtarıdır. Hani biz ona toplumda farklı bir şeyler söylüyoruz ya, abi yani tabir olarak. Kimisi dünya anahtarı, kimisi kadın anahtarı, kimisi kumar anahtarı, kimisi içki anahtarı, kimisi heva heves anahtarı. Herkesin bir vazifesi var. Bazıları da zikrin anahtarıdır. Zikrin anahtarı. Siz zikrin anahtarı olmaya gayret edin. Ve zikrin anahtarı olan kimselerle hemhal olun. Onlarla oturup kalkın. Eğer zikrin anahtarı olan kimselerle hemhal olmaz, onlarla oturmazsanız heva hevese doğru, şeytaniyete, deccaliyete doğru yürürsünüz. Heva hevese ve şeytaniyete yürümektense biz zikrullah ile hemhal olanlardan olalım inşallah. Yine bir hadisi kutsi, yine Taberani nakletmiş bunu. Ey Ademoğlu, beni zikrettiğinde bana şükretmiş olursun. Beni unuttuğun zaman ise nimetine nankörlük etmiş olursun. Demek ki kim Allah'ı zikrederse zikrullah şükretmeyi de kendi şemsiyesinin altına aldı. Bir kimse Allah'ı zikretti, zikrettiği müddetçe o şükredenlerden oldu. Zikrettiği müddetçe hamd edenlerden oldu. Zikrettiği müddetçe o Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine nankörlük etmeyenlerden oldu. Ne zaman zikrullahı bıraktı? Zikrullahı bırakır bırakmaz o şükredenlerden değil, nankörlük edenlerden oldu. Cenab-ı Hak benim üzerime ne nimet verdi diye düşünen bir kimse nankördür zaten. Bir kimsenin görme nimeti, duyma nimeti, bir akletme nimeti, ondan sonra konuşma nimeti, üzerine vermiş olduğu, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hususiyetler, insanı insan olarak yaratma nimeti. Biz Cenab-ı Hakk'ın hangi nimetini sayabiliriz? Sayamayız. Hangi nimetini inkar edebiliriz? Edemeyiz. Bunun karşılığı ne? Karşılığı olmasa dahi bir tek Allah'ı zikir. Nimetlerin karşılığı, karşılık vermek mümkün değil, karşılık olarak da algılanmasın. Bunları normalde acziyetimizi bildiren, bu noktada Cenab-ı Hakk'a hamd edişimizi bildiren en önemli ibadet Allah'ı zikir.
zikrettiğimiz müddetçe aynı zamanda da Allah'a, Allah'ın nimetlerine nankörlük değil, şükretmiş olacağız. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine nankörlük eden kimse, Allah'ı zikretmeyen insanlar. Rabbim bizi onlardan eylemesin inşallah. Bu geceki 4. hadis-i şerifimiz. İnsan üzerinden geçip de içine Allah'ı hayırla almadığı her andan dolayı kıyamet gününde pişmanlık duyar. Bunu da normalde Beyhaki rivayet etmiş. İnsan üzerinden geçip de içine Allah'ı hayırla almadığı her andan dolayı kıyamet gününde pişmanlık duyar. O zaman Cenab-ı Hakk'ı her an hayırla yad etmek. Cenab-ı Hakk'ın üzerine hüsnü zan beslemek. Her an yad etmek ve hüsnü zan beslemek. Eğer Cenab-ı Hakk'ın üzerinde her an hüsnü zan beslemek istiyorsa o kimse her an zikirle hemhal olacak. Ve Cenab-ı Hakk'ı yad edecek her halükarda. Ve üzerinden geçen her günde, üzerinden geçen her zamanda Allah'ı yad etmeye ne yapacak? Gayret edecek. Allah bizi öyle kullarından eylesin. Amin. Devamlı zikrullah ile hemhal olan kullarından eylesin. Amin. Allah izin verirse bir dahaki perşembe dersine Cenab-ı Hak nasip olur gelirsek zikir meclislerinde bulunmanın ve Allah'ı zikretmek için toplanmanın faziletlerini inşallah okuyacağız. İnşallah onu ders yapacağız. Allah'tan bir şey gelmezse inşallah. Nice oruç tutan vardır ki orucundan kendisine ancak açlık kalır. Ve nice gece ibadet eden vardır ki ibadetinden yanına ancak uykusuzluk kalır. Bu hadis-i şerifi açabilir misiniz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bütün sözleri muhteşemdir. Bu da muhteşem sözlerinden bir numune. Oruç tutan kimse eğer ki bir orucun adab-ı erkanına riayet etmiyorsa, eğer bunu maddelendirecektim, vazgeçtim maddelendirmekten. Bu adab-ı erkana riayet etmemek kendi içerisinde hem şer'i ahkamlara numaralandırırsak hem de takva, sufilik, tarikat ahkamına hem de hakikat ahkamına uymamakla sadece yememiş olur o kimse. Yanında karı açlığı kalır. Şer'i ahkamı nedir? Bir kimsenin imsak başladığında oruca niyet edip iftar vaktinde de iftar etmesidir. Bu zaman zarfında bir şeyden yememesi, içmemesi, cinsel ilişkide bulunmamasıdır. Bu şer'i adab erkandır. Bir. İkincisi, o kimsenin orucun edep ve adab noktasında biraz daha ince, işte ahlakını düzgünleştirmesi, güzel ahlakla oruç tutmasıdır. Üç, bu kimsenin hakikate uygun oruç tutmasıdır. Ve hakikat noktasında adab ve erkana uymadır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasında yakinliğini daha da arttırıp hakikat noktasında o kimsenin orucunu tutup ifa etmesidir. Bizden istenen şudur. Bu bizden istenendir. Bir, biz orucun şeriatın emrettiği şekilde şer'i hukuka uyaraktan orucu tutmamız. Ama en önemli şey bir adım içeri. Bizim tasavvuf dediğimiz veyahut da Kur'an'ı tabirle aynel yakin noktası dediğimiz noktada oruç tutmaktır. Bu da nedir?
bu o kimsenin güzel ahlakla orucunu tutmasıdır. Ağzından kötü bir söz çıkmadan, gıybetti, dedikoduydu, iftiraydı, bühtandı, yanlışlıktı, suizandı. Bunlardan dilini muhafaza etmesidir. Gözünü haramlardan koruması, elini haramlardan koruması, ayaklarını haramlardan koruması, dilini haramlardan korumasıyla alakalıdır. Eğer bir kimse güzel ahlak dairesinde orucunu tutmazsa, o zaman açlığı yanında kalır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri birçok hadis-i şerifte oruçlunun güzel ahlaklı olmasını, haramlardan uzak duraraktan oruç tutmasını öğütledi. Bu bir müminin, bir Müslümanın en aşağıda yapması gerektiği bir şeydir. Eğer böyle oruç tutmazsa o kimse, o zaman normalde kendisine aç, ancak açlık kaldı. O kimsenin acıkmış olması, aç durması o kimseye kar kaldı. Bu kadar. O oruç o kimsenin üzerinde manevi bir lezzet, o kimsenin üzerinde manevi bir hal, o kimsenin üzerinde manevi bir uruç söz konusu olmadı. Bu o kimsenin ahlakıyla alakalı. Bu bütün ibadetler için geçerli. Yani gece namazı kılmak çok önemli bir şey. Ama bir kimse gece namazında da bu gece namazı kılan bir kimse bunlara riayet etmiyorsa, güzel ahlaka riayet etmiyorsa, harama helala dikkat etmiyorsa, insanları incitip kırıyorsa, insanlarla dilinden insanlar emin değil ise, dilinden insanlar emin değil ise, elinden insanlar emin değil ise, o zaman o ne ibadeti ederse etsin, onun ibadeti suyun üstlerine yazılmış yazı gibi olacak. Onun ibadeti kumsala yazılmış bir yazı gibi olacak. Bir dalga geldiğinde alacak götürecek. Sebep? Çünkü o kendisini günah kebairlerden uzaklaştırmadı. Oruç tuttu, ağzında küfür. Gece namazı kılıyor, ağzında küfür, ağzında salyalar akıyor. O kimse gelmiş buraya dergaha derviş olmuş, küfür etmediği hiç kimse yok evde, etrafında. Neymiş de o çok sinirliymiş. Edepsizsin, ne sinirliliği? Edepsizsin. Böylesine çok sinirlendim deyince iyi ben senden daha sinirliyim. Ben de küfredeyim mi sana diyorum, bakıyor gözümün içine. Ahlakını düzeltmiyor. Velev ki buraya geliyor, bu dahi mübarek bir şey. Buraya gelmeye devam etsin yine. Dersine de devam etsin. Ümit ediyoruz, umut ediyoruz. Bir gün inşallah o da ahlakını güzelleştirecek, düzenleyecek. Ahlakını iyi bir ahlak sahibi edecek kendisini. İnşallah. Yine devam etsin ibadete, yine zikrullah'a devam etsin. Ama ve lakin kendisine çeki düzen versin. Hele derviş kardeşlerin eşlerine karşı olan kaba davranışları gerçekten beni çok üzüyor. Çocuklarına karşı kaba davranışlar, eşlerine karşı kaba davranışlar, anne babalarına karşı kaba davranışlar, kayınvalide kayınpederlerine karşı kaba davranışlar, etrafındaki insanlara kaba davranışlar bir dervişe yakışmıyor. Yakışmıyor. Etrafındaki arkadaşlarına kaba davranmak, derviş kardeşlere yakışmıyor. Olmuyor. O üzerine oturmuyor o kimsenin. Zaten dergaha gelip gittiğini bilen bir kimse o kimsenin üzerine bir açık arıyor. Zordur dervişlik. Herkes deveyi hamudunla götürür. Sen devenin üzerinden bir tane çuluğu elinden temizliyorsundur, çulunu çalıyor derler. Ya anlatırsın ben onun çulunu temizlemeye çalışıyorum diye yıllardır. Demez ki adam çulunu temizliyormuş demez. Hala der ki ya çulu çalarken gördüm ben onu da. Sen istediğin kadar anlat, Allah anlat. İstediğin kadar anlat ha. Dervişlik zor sanattır. Ben o yüzden sakal bırakan arkadaşlara derim ki dikkatli olun. Sakal bırakmışsınız, dikkatli olun.
Kadınlara bakmayın, çocuklara fazla bakmayın. Gözünüze dikkat edin, sözlerinize dikkat edin. Sakalınız var. Sakal çünkü dinin bir simgesi. Sen bu sakalı bıraktıysan dikkat edeceksin. Sakalı bıraktıysan dikkat edeceksin. Başını örttüysen dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin. Sakallı, yanındaki eşi midir, sevgilisi midir bilmiyorum, örtülü bir bayan, yani yolda neredeyse sevişecekler. Böyle bir İslam yok, böyle bir ahlak yok. Veya aynı şekilde arabanın içerisinde birbirine girecekler sanki. Ya böyle bir İslam yok. Böyle bir ahlakı sistem yok. Müslümanlar ne yazık ki gayrimüslimlere özeniyorlar. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ya, siz adım adım uymadıkça kıyamet kopmaz. Kime ya Resulallah? Diyor ki ehli kitaba. Ehli kitaba, siz adım adım uymadıkça kıyamet kopmaz. Bizim sakallımız, örtülümüz, hani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama işte muhafazakarımız, sufimiz, bir cemaatçimiz, nerede ne olursa olsun adım adım uydu. Benim kafe kültürüm yok. Anlatıyorlar. Diyorlar ki kafelere gitsen de o örtülüleri, o İslami noktada duranları bir görsen. Cenab-ı Hak bizi uzak tutuyor diyorum ya. Allah bizi muhafaza ediyor. Öyle yerlere gidip gelemiyoruz biz. İyi ki diyorum gidip gelemiyoruz. Habire ders var bizim elhamdülillah. İyi ki gidip gelemiyoruz. Yoksa ne olacak? Yoksa insanları öyle o halde görünce temelli üzüleceğiz. Yani Müslümanım diyenler öyle bir bozulmanın eşiğinde ki, Müslümanız diyenler öyle bir kendilerini dağıtmanın eşiğinde ki, bundan herkes nasibini alıyor. Herkes nasibini alıyor. Yani Müslümanız diyen insanlar orucu terk etmişler, namazı terk etmişler. Bundan 15-20 yıl önce vardı bunlar. Bunlar artıyor iyice. Yani sufiliği, bu noktadaki ehli tarikatı kötülemelerinin sebebi bu. Sufiler kendilerince daha sıkı takvaya sarılmak, Allah'tan sakınmak, Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmak, ahlaklarını ona göre tanzim etmek noktasında gayret sarf ediyorlar ya, bundan hoşlanmıyorlar. Yani siz bu halinizle bir Müslümanın yanına gittiğinizde Müslümanlar sizden içleri daralıyorsa, bilin ki o Müslüman, o kimse görüntüde muhafazakar, görüntüde İslam, görüntüde mümin, görüntüde. Ya bir kimse takvayı yaşamaya çalışan, Allah'ı zikretmeye çalışan, haramlardan uzak durmaya çalışan, ibadetlerini yerine getirmeye çalışandan içi daralır mı? Ondan sıkılır mı? Onunla beraber olmaktan uzak durmaya çalışır mı? Neden? Şeytan onun kalbinden vesvese veriyor. Mümin kimseye, derviş kimseden, sufi kimseden uzaklaştırıyor onu. İstemiyor onu. Onunla oturmak istemiyor, onunla beraber olmak istemiyor, onunla sohbet etmek istemiyor, onunla yol yürümek istemiyor, o yanına geldiğinde hemen bir an önce o gitsin diye bakıyor. Kalbi daralıyor onun. İçi daralıyor. Yani o, ya nereden gelecek şimdi, gelmese ya gene zikrullah anlatacak bana. Ya bir görünmeyeyim ben şu adama ya. Ya bu kadın nereden gelecek gene şimdi? Gelecek şimdi zikrullah'tan anlatacak, haramdan, helaldan anlatacak. Kaldıysa öyle. Kadınlardan da erkeklerden de. Bunlardan içi daralıyor insanların. Neden içleri daralıyor? Çünkü kalplerinde nifak var. Çünkü kalplerinde münafıklık kol geziyor. Çünkü kalplerinde fitne kol geziyor. Çünkü kalplerinde dünya sevgisi kol geziyor. Çünkü kalplerinde heva ve heves kol geziyor. Çünkü kalplerinde şeytan yerleşmiş, şeytanın hükmü geçiyor kalplerinde. Şeytanın hükmü geçiyor. E böyle olunca da bu sefer onların tuttukları oruç havada, kıldıkları namaz havada kalıyor.
kılıyorlarsa, yapıyorlarsa. Ve bu gün geçtikçe de hızlanıyor. Gün geçtikçe de aradaki mesafe artıyor. İnsanlar hızla çünkü Kur'an ve sünnetten uzaklaşıyorlar. Sufi hayattan uzaklaşıyorlar. Sufi hayat bu sefer onlara acı geliyor. Ha siz gidiyorsunuz orada zikrullah yapıyorsunuz değil mi? Evet ha siz sapıtmışsınız ya. Ha o kafede sapıtmadı o. O kafede hatunlarla işte erkeklerle haşır neşir olurken orada kucak kucağa dolar dolaşırken o sapıtmadı. Orada telefonlar revaçta o hadisleri tabii inkar edecek onlar. Onlar lüks restoranlarda, lüks otellerin lobilerinde, lüks kahve içecek yerlerde dolaşırlarken tabii onlar hadisleri inkar edecekler. Tabii onlar sufi bir hayatı inkar edecek. Neden? Biz diyoruz ki gösterişten uzak durun. Biz diyoruz ki aman kıyafet seçiminize dikkat edin. Fazla albeni kıyafetler seçmeyin. E neden? Biz diyoruz ki mütevazi olun, orta yolu bulun, orta yolda yürüyün. Eviniz de orta olsun, kıyafetiniz de orta olsun, yediğiniz içtiğiniz de orta olsun. Bilmem adam elinden tuzu buradan atacak da gidecek orada biftek yiyecek, 200 lira bir bifteğe para verecek. Ne tuzu buradan omuzundan atmış da bilmem neymiş de ünlü markaymış da gidip de bir kimseye 50 lira karnını doyurmaz birisinin. Bilmem hangi restoranda, bilmem hangi yanarlı dönerli, bilmem hangi bifteğe yer. Yani o Müslüman da her şeyin iyisine layık der. Lan fakir fukara iyisine layık değil mi? Ahlaksız adam. Gidip fakir fukaranın cebine bir 100 lira koysana, 200 lira koysana. Gidip bir fukaranın cebine bir yemek yedirsene ona. Üzerine bir üst baş alsana. Unuttuk bunları. Şunları yapıyoruz şimdi. Bir pankart asılırsa, işte örneğin Mustafa Özbağ'ın hayır kervanı. O zaman Mustafa Özbağ hayır yapıyor. Müslümanları gösterişe sürükledik. Böyle olunca ibadetlerin hepsi de yüzeysel kaldı. Namaz yüzeysel kaldı, oruç yüzeysel kaldı, zekat yüzeysel kaldı, sadaka yüzeysel kaldı, hac yüzeysel kaldı. Bilmem hangi firmayla bilmem kaç yıldızlı otellerde bilmem hangi lükslükte hacca gidecek. 30 bin dolar hac. 30 bin dolar. 30 bin dolara hacca gidiyorlar. Ne diyor biliyor musun bir de giderken? Allah yolunda harcıyor canım harcasın. 30 bin dolar. 30 bin dolara bir fukaraya bir tane ev alırsın. 30 bin dolara bir fukaraya ev alırsın. Adam sana ömür boyu dua eder. Bir fukaraya ev alsan cennette ev alırsın kendine. Ama yok o normal hacca gidermiş mi? Gidemez o. Ya normal hacca gitmiş gitmeye çalışacağız. 3500, 4000 dolar, 4500 dolar. Bilemedim 5000 dolar. İşçi vizesiyle çalışacağım diyenler 3500'e mi gidiyor? Kaça gidiyor? Kaç? 3500 çalışacak olan işçi vizesi. 3500 lira çalışacak olanlar. 3500 lira. Otel grubu kaç para? 4500 dolar otel grubu. 4500 dolar. 5000 dolar ya. 500 lira değilsin orada. 5000 dolar. 30 bin dolara hacca gidiyor adam. 30 bin dolara. E gidecek o Hilton'da kalacak. Hilton'da da kalmıyorlar artık. Hilton şey kaldı ne o? Gariban oldu Hilton. Yıkılacak ya. Hilton eskidi daha şimdi etrafında ne o? Zemzem Tower. Ya adı da Zemzem. Reklamlar güzel. Kabe'nin bahçesinde haç. Kabe'nin bahçesinde. Ve siz Beytullah'a bakmak için kafanızı kaldırdığınızda kocaman Zemzem Tower'u görüyorsunuz.
Beytullah'ın kat kat üstünde. Zemzem tavır görünüyor. Orada haç yapıyorsunuz. Ya çalışmış o kadar adam ya, orada haç yapmasın mı şimdi? He yapsın. Bu hale geldik. Bakın bu hale geldik. Adam zemzem tavırda ömre yapacak. Oradan namaza duracak. Önceden en yüksek yer bizim sık gittiğimiz zamanlar, yıllar önce, 10 yıl önce şeydi, ne o? Hilton'du. Hilton'un Jamaika'dan bir mescidi vardı. Beytullah'tan görünürdü. Hacı amcalar o Jamaika'dan namaza dururdu oradan. Evet. Şeyh efendiler oradan namaza dururlardı. Mübarek orada namaz. Mübarek neyle gitti? Mübarek Hilton Oteli'nde. Mübarek Hilton'da. Ömre'ye, hacca Hilton'da gidiyor. Yakışır ona. Ben böyle söyleyince de canı sıkılıyor onların. Diyorum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sağ olsaydı girer miydi içeri? Hilton'dan içeri girerdi, orada hac yapar mıydı? Oradan ömre yapar mıydı? Ölçü bu, acı geliyor herkese. Bu herkese acı geliyor. Ya biraz da vasatını seç. Ortasını seç. Lükse gitme. Ortasını seç. Ortasını seç. E sufi hayat tabii acı geliyor bu sefer. Herkes rengarenk giyinirken, şatafatlı giyinirken, şatafatlı yaşarken sen öyle yaşamayacaksın. Acı geliyor. Adam 2 trilyona villa alıyor. 2 kişi yaşıyor. Diyorum bu villayı aldığından beri, hiç diyorum 10 tane adam geldi de bir Kur'an-ı Kerim okudunuz mu orada? Bir ders yaptınız mı? Ses yok. Bu villanıza dervişler toplandı mı? Ses yok. Fakir fukara toplandı mı? Ses yok. Lan nereye toplanacak zaten? Önüne bir tane askeriye gibi bir tane güvenlik inen kalkan bir tane şey koy. Ne diyorlar onun adına? Bariyer koymuş. Nereye girecek fakir fukara orada? Zaten fakir fukara oraya gidinceye kadar zaten 15 lira yol parası verecek. Nereye gitsin oraya? Diyorum doğduğunuz mahallede kendi evinizi yapsaydınız ya güzel bir şekilde. Doğduğun mahalle ne bu ev? Burası kimin? Babanın evi. Yık. Yeniden yap. Ne güzel, Cenab-ı Hak sana bahşetmiş, bak lütfetmiş, sana zenginlik vermiş. Harika. Yık babanın evini, güzel bir ev yap oraya. Güzel bir ev yap, misafirlerin gelip gidebileceği, kalabileceği, annenin babanın da kalabileceği bir ev yap oraya. Orada otur, mahallede otur. Ya arabana da bir tane garaj yap ya, yap oraya arabana da garaj. Mahallene yap. Ya küçük geliyor, yan tarafa al. Adama de ki gel ben sana bir tane daire alayım, ben mahalleden dışarı çıkmak istemiyorum. Şu yerini bana sat, ben sana buradan bir ev alıvereyim ya, bir daire alıvereyim, bir yer yapıvereyim sana. Ben bu mahallede büyüdüm, bu mahallede ben serpildim, bu mahallede hayatım devam etti. Ben bu mahallede yaşamaya devam edeceğim ya. Bana yardımcı ol, bu yan tarafı sat bana. Eyvallah. Yaptır oraya güzel bir tane ev. Herkes senin kapını çalabilsin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya hakkını helal et, senin yolunu gözlüyordum. Buyur kardeşim. Ya şu ilaçları alamadım da. Al kardeş, ilacını al. Yardımcı olalım sana. Mahallede yardım edilecek olanlara yardım et. Biz bunu öğrendik. Ama şimdi adım adım biz gavurlara benziyoruz. Ne yapıyoruz? İşte devasa biz tokiler giriyor içeri. 300 bin lira, 500 bin lira, 1,5 milyon lira evler yapıyor.
Karşıdaki de 1,5 milyonluk evde, ben de 1,5 milyonluk evdeyim. Eş derdeyiz. Günaydınlar efendim, günaydınlar canım. Hayırlı işler, hayırlı işler yavrum. İkisi de çıt çıt Mercedes'lerini açtılar, bindiler gittiler. Öbürkü hiç karşısında 70 metrekarelik daire durur mu? Durmaz. Adam görecek şimdi. Öbürkünde de işte atıyorum Şahin var. Yani Şahin'li olan ezilmesin. Mercedes'li olan üzülmesin. Biz ayıralım bunları ya. Ne yapalım? Şahincileri bir yere toplayalım. Mercedes'çileri bir yere toplayalım. Gettolaştı toplum. Zenginin fakirden haberi yok şimdi. Öbür türlü karşısında fukara insanı görünce giyinirken dikkat edecek. Ya bu mahalleye bu kıyafet fazla değil mi? Fazla. Almayayım. Bu mahalleye bu ayakkabı fazla değil mi? Fazla. Almayayım. Duyuyorum 600 bin lira, 700 bin lira ayakkabı alıyorlarmış. 800 bin lira ayakkabı alıyorlarmış. Bir de ne dedi? Bunu söyleyen kimse, Hacı Baba bunlar ucuz, indirimde olan dedi. Ne? İndirimi 800 bin lira. Bana böyle dedi. Oo, senin dünyadan haberin yok ya dedi. Dedim yok. Dünyadan haberim yok benim dedi. Hacı Baba sen nereden ayakkabı alıyorsun dedi. Ben en son dedim İzmir'e giderken Manisa'da dedim ayakkabı fabrikası olan bir dedim yer var. Girdim oraya dedim ucuzluktan aldım dedim ben. Kösele ayakkabı 70 lira, 80 lira, 90 lira. Oradan aldım 2-3 çift dedim. Onları giyiyorum ben dedim. Böyle baktı şimdi bana. Tuhafına gitti onun. Yok Hacı Baba ya dedi hani sen şaka yapıyorsun. Yok oğlum gerçek dedim ya. Gerçek dedim. 900 bin liraya, 1 milyon liraya, 1,5 milyon liraya ayakkabı alıyor adam. Kendi kendime ben düşünüyorum Allah'ım diyorum ya. Yani bunlar nasıl bir hayat yaşıyorlar? Böyle bir hayat sistemi nerede var? İslam'ın neresinde var? Hangi İslam'da var? İnsan kendi kendine sorgulamalı. Allah muhafaza eylesin. İbadetler özünden çıkınca o zaman o kimseye uykusuzluğu kalıyor. O zaman o kimseye ne yapıyor? Açlığı kalıyor. O zaman o kimseye normalde jimnastik gibi kalıyor. Özüne gel kardeş. Özüne gel. Haramlardan uzak dur. Birinci derecede haramlardan uzak dur. İkinci derece. Şataattan, şatafattan, gösterişten uzak dur. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Benim bunlara size anlatmamam lazım. İşin bir de bu tarafı var. Böyle gösterişten, şataattan, şatafattan uzak durun sohbeti bizim kardeşler için değil aslında. İşin gerçeği de bu. Bizim en şatafatlımız, en gösterişli olanımız dahi gösterişsiz ve şatafatsız. İşin realitesi de doğrusu da bu. Bizde şatafatlı, gösterişli bir kimse yok ki bizim içimizde. Biz zaten belli bir fakir, fukara, orta derecede bir cemaatiz, bir topluluğuz biz. Bizim içimizde çok zengin bir kimse barınmıyor bizde. Bizi beğenmiyor, tepeden bakıyor bize. Burası rutubet kokuyor, ter kokuyor. Gelmezler onlar, beğenmezler bizi. Biz de böyle yüksek bürokrat, yüksek böyle işte zengin kimseler, böyle işte kendini havalarda gören kimseler gelmezler, bizi beğenmezler. Bizden onlar uzak dururlar fersah fersah. Sebep yani biz onların kalemi değiliz. Garip insanlarız biz, garip bir topluluğuz biz. Bizim en zenginimizin aylık kazancı 10 liradır, 15 liradır. En hali vakti yerinde olanımızın aylık kazancı o kadardır. Yani bir aylık kazancı 100 lira, 150 lira olan bir kimse yok bizim içimizden.
O beğenip de gelmez zaten bize. O kibirlidir o. Çok kafası çalışıyordur, çok uyanıktır, çok biliyordur. Her şeyden o sorumludur. O nerede gelecek bir yere intisap edecek de bağlanacak? Yok. Enteresan şeydir bunlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin etrafındakiler de üç aşağı beş yukarı öyleydi. Onlar da garip insanlardı. Dini zaten ilk önce garip insanlar kabul etti. Fukaralar kabul etti. Mekke'nin müşrikleri, zengin müşrikleri kabul etmedi dini. Medine'nin zenginleri kabul etmedi dini. Kabul etmediler. Bu Cenab-ı Hakk'ın fıtratullahı. Yani çok zengin olan, böyle yüksek bürokratlarda olanlar, bunlar sufiliği kabul etmezler. Sufilik onlara acı gelir. Sufilik onlara tatlı gelmez. Onlar okurlar yalnız. Gidiyorsun bir yere, karşılaşıyorsun böyle, "Oo hocam, ben mesleğimi çok severim, okurum." Hemen iki üç tane beyit okuyorlar. Nereye gitsem de bana denk geliyor. Mıknatıs gibi çekiyorum sanki ben. Savcısına gidiyorum, mesnevi okuyor. Hakimine gidiyorum, mesnevi okuyor. Valisine gidiyorum, mesnevi okuyor. Zenginine gidiyorum, mesnevi okuyor. O kadar çok mesnevi okuyorlar ki. Bilgisayarlarında var, tabletlerinde var, cep telefonlarında var. Hemen bir bana birkaç beyit okuyorlar. Ben diyorum, Hazreti Mevlana'nın şeyhi Şemseddin-i Tebrizi'ydi en son. Sizin şemsiniz kim acaba diyorum, kalıyorlar. Kimisi yolunu bulmuş, biz şems olarak mesnevi görüyoruz hocam. Ay ne kadar güzel. Tabi okuyor ya kendince, şems olarak mesnevi gördü. Ya oku oku, dön oku, dön oku, bir daha oku. Sana şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye ne olmayacak? Beyitleri de kendi kafana göre anla, kendi kafana göre de beyitleri tefsir et. Oldun sen şey, ooo maşallah diyorum, o zaman siz şems olmuşsunuz. Kalıyor. E diyorum, Hazreti Mevlana diyor ki, şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Üstadsız olmaz. Bir mürşide gitmen lazım diyor dedim. Ne yapacaksınız? Kalıyor. Yani bir gelip burada adam diz çökecek. Olacak bir şey mi bu? Nefsi kabul eder mi? Etmez. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ibadetlerin özüne ulaşma. İbadetlerin özüne ulaşırken üzerinde yapay olmama. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapma. Yoksa Allah muhafaza eylesin, insanlar aç veya susuz kalmış olacaklar veyahut da uykusuz kalmış olacaklar. Bu muhteşemmiş. Allah bizi yarattı, her yerimizi Allah'ımız yarattı, saçımızı da Allah yarattı. Peki neden saçımızı kapatmamızı emrediyor? Başka yerlerini de yarattı. Kadınlık veya erkeklik uzuvlarını da yarattı. Hadi hepsini de aç, çık bakalım. Her şeyi o yarattı. Denizi de o yarattı. Balığı da o yarattı. Yahudilere dedi ki, cumartesi günü balık tutmayacaksınız. Balık haram mı değil, gün haram mı değil, Cenab-ı Hak onları da öyle imtihan etti. Allah, Allah'ın dini böyle. Allah'ın dini bu. Allah hükmediyor. Allah peygamberlere kendini kanıtlamak için baldırını açardı. Bu hadisten ne anlamalıyız? Cenab-ı Hak peygamberlerine kendisini kanıtlamak için, kendisinin var olduğunu göstermek için mahremini açtı söz olarak.
yolculukta uyku için misvak kullanmayı önerir misiniz? Bunu her uykusuz kalmak istediğimizde yapabilir miyiz? Günlük verdiği önemini ve disiplini anlatır mısınız? Vallahi misvakla alakalı böyle benim illaki herkes de böyle olacak diye bir kaide yok ama araba kullanırken uzun yolculuklarda eğer yalnızsam gerçekten misvağın öyle bir artık bana öyle oluyor belki de bir hikmeti diyeyim ben. Misvağı ağzımda tutuyorum, ağzım misvakladıkça, misvak da ağzımda durdukça Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, uyku gelmiyor. Bu böyle bir bende böyle tecelli ediyor. İnşallah kardeşlerde de öyle tecelli eder. Günlük virdi önemini ve disiplini anlatır mısınız? Günlük virt, bir kimse virt almazdan önce nafiledir. Virt alırsa o kimse söz vermiş olur, vacip olur. Bir nafileyi söz verirseniz vacip olur. Allah'ı zikretmektir. O yüzden zikirle alakalı hadisler, zikirle alakalı konuşmaların sebebi de günlük virdin ehemmiyetiyle alakalı inşallah. Kim dua ederse iki Kur'an atmi, iki tevhid atmi, 70 adet Yasin-i Şerif, iki tevhid hatmi varmış, hastası da varmış. Ona inşallah hediye edilecekmiş. Allah kabul etsin inşallah. Fale mennahu. La Amin. 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 Amin.